Merhabalar, ben Rana. Bu videoda sizlere bir haftada tam 7 kilo nasıl verdim bunu anlatacağım. Ne yaparak verdim, sonrasında neler yaşadım, o kilolar sonra ne oldu bunları tek tek size anlatacağım. Ama onun öncesinde nasıl bir beslenme düzenim vardı bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben yemeği seven bir çocuktum. Tombul bir çocuktum. Balık etli olarak da niteleniyordum. Böyle pembe pembe, tombiş tombiş yanakları olan bir çocuktum. Ailemde meyve sebze ağırlıklı beslenilirdi ama her Türk ailesi gibi tahıl da fazlasıyla tüketilirdi. Hele evde envai çeşit ekmek olurdu. Her sofrada mutlaka ekmek tüketilirdi. Her öğünde mutlaka makarna, pirinç pilavı, bulgur pilavı gibi yan yemekler olurdu. Börek, çörek bolca yapılırdı evde. Dolayısıyla ben de tahıl ağırlıklı beslenen biriydim. Elbette ki salata mutlaka sofrada olurdu. Evde mutlaka meyvelerden olurdu. Onlardan da bolca tüketirdim ama tahıl da bolca tüketilirdi. Ve ben de yemeği seven bir çocuktum. Yemekle mutlu olan bir çocuktum. Tombiş tombiş bir çocuktum. Obez durumunda değildim. Kendimle de barışık, mutlu mesut yaşayıp gidiyordum. Ta ki ne zamana kadar? Liseye gelinceye kadar. Liseyi ben Ankara'da yatılı okulda okudum ve okulun voleybol takımındaydım. Okulun voleybol antrenörü de bizim kilolarımızdan şikayet ediyordu. Çünkü voleybolu bilirsiniz, maça çıkmanız lazım, blok yapmanız lazım ve iyi sıçrayabiliyor olmanız lazım. İyi sıçrayabilmek için de tabii ki hafif olmanız lazım. Ama biz takımdaki kızların büyük bölümü kiloluyduk. 8-40 beden arası falan gidip geliyorduk. Böyle bir kilomuz vardı. Antrenörümüz bundan çok şikayetçiydi. Çünkü Ankara'da liseler arası turnuvalara katılıyordu. Ve derece almak istiyordu haliyle ama bu takımla alabileceğini düşünmüyordu. Fakat biz de çok istediğimiz halde kilo veremiyorduk. Çünkü yemekler çok güzel değildi okulda. Porsiyonlar küçük geliyordu. Karnımız doymuyordu. Karnımız doymayınca ekmeğe saldırıyorduk ya da abur cubura saldırıyorduk ve o şekilde enerji ihtiyacımızı gidermeye çalışıyorduk. Kötü karbonhidratla besleniyorduk. Bu nedenle de kilo veremiyorduk. Okuldaki antrenmanlar günde 2-3 saat oluyordu ve haftada 5 gün biz antrenman yapıyorduk. Bazen 6 gün 7 güne de çıkıyordu bu. Bu kadar antrenman yapmamıza, spor yapmamıza rağmen kilo veremiyorduk. Çünkü antrenmandan sonra gidiyorduk. Kantinden ekmek arası patates kızartması yiyorduk. Başka yiyecek bir şey yoktu. Kantinden alabileceğimiz sağlıklı başka bir şey de yoktu. Yatıyorduk. Onun için de o kadar spor yapmamıza rağmen kilo veremiyorduk. Tabii bu da antrenörümüzü çileden çıkartıyordu. Neyse, lise böyle geçti. Sonra ben üniversiteyi kazandım. Ankara Siyasal'a gittim. Kilolu halim devam ediyor. Ama halimden şikayetçi değilim. Çünkü sevdiğim okulu kazanmışım. Sevdiğim dersleri alıyorum. Gayet mutluyum. Ne zaman tekrar kilo meselesi önüme geldi? Üniversitede okurken birinci sınıfta çalışmak istedim ve part-time bir işe girdim. Çalışma arkadaşlarımdan bir kadın bana dedi ki aslında sen de hani fena değilsin, güzel bir kızsın ama biraz kilo versen daha iyi olur falan gibi bir cümle kurdu. Niye ki dedim, ben halimden memnunum. Ya aslında vermen gereken biraz kilon var dedi bana böyle bir. Kendimden şüpheye düşürdü beni. Bunu dert etti. Kilo vermek dediğin nedir ki? Ben kilo veririm. İradeye bakar ve bende de o irade var diye kendimle aşık atıyorum. Yani matematik basit diyorum. Aldığım kalori yaktığım kaloriden daha az olacak ve ben kilo vereceğim gibi bir matematikle hareket ediyorum. Çünkü o zaman biliyorsunuz hala günümüzde de pek çok insan kalori hesabı yapıyor. Ben de kalori hesabı yapıyordum. Bugün kalori hesabı yapmıyorum artık. Sağlıklı yiyecekler, sağlıksız yiyecekler hesabı yapıyorum ama o günkü mentalite ve o günkü yaygın yaklaşım kalori hesabı üzerindendi. Dolayısıyla ben de kalori hesabı üzerinden hareket ettim. Bir hafta boyunca ben açlık diyetine girdim. Her gün bir paket kepekli bisküvileri, hatta biz onlara sunta derdik. O sunta bisküvilerden bir paket, içinde 8 tane var. Bir kahve fincanı büyüklüğünde yoğurt tüketiyordum. Sabah, öğle, akşam 3 öğüne bölerek tüketiyordum. Ben hem de final döneminde hem de sınavlarımın çok yoğun olduğu bir dönemde, öğrenciler bilir, sınav döneminde insanın acayip atıştırma isteği olur. Stresten daha da çok yemek istersin. Öyle bir dönemde ben böyle bir diyete girdim. Azmettim. İnada bindim. Kendimi kanıtlama isteğine dönüştü. Bir hafta boyunca bu şekilde beslenerek ben tam 7 kilo verdim. 63 kilodan 56 kiloya düştüm. İşe yaradı. Bu arada 3 litre suyumu da içtim. 1 saatlik hızlı tempoda yürüyüş sporunu da yaptım. Okulla kaldığım yurdun arasında yarım saatlik mesafe vardı. Yürüyerek hızlı tempoda sınava gidiyordum, yürüyerek sınavdan geliyordum, yürüyerek. Bir hafta içerisinde 7 kilo verdim. Oh, gayet mutluyum. Aynadaki görüntümden hoşnutum. Kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Zafer çığlıkları atmasam da kendi kendime aferin kızım başardım diye gurur duyuyorum. Finaller bitti. Ben eve döndüm ailemin yanına ve kiloyu korumak gibi bir kaygım yok. Kilo vermişim. Normal beslenmeme devam edersem bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Ben bu kiloyla devam ederim diye düşünüyorum. 56 kilodayım. Eve gittim. Nasıl yemek yiyorum?
Nasıl yemek yiyorum, nasıl yemek yiyorum. Hayatımda hiç o kadar yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yemek yemekten keyif alan biriyim ama ben burada kıtlıktan çıkmış gibi yemek yiyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Bu benim elimde olan bir şey değil. Oturuyorum sofraya, boyunu yiyorum, habire yiyorum, her şeyden yiyorum. Bir oturuşta iki ekmek tüketiyorum. Yani inanabiliyor musunuz? Yemek yiyorum, yanında iki tane de ekmek tüketiyorum. Böyle bir kıtlık bilinciyle hareket ediyorum. Dedim ki ben niye böyle bir duygu içerisindeyim? Ha dedim, sen bir hafta boyunca diyet yaptın, bir şey yemedin. O süreçte ben beyne şu sinyalleri göndermiş oldum. Aç kalabilirsin, kıtlığa girebilirsin. Yemek bulduğun zaman hemen depola. Üstelik ben evde de yine hareket ediyorum. Aşırı şekilde yemek yemenin sonucunda benim geldiğim nokta ne oldu biliyor musunuz? 7 kilo verdim, 15 kilo geri aldım. Verdiğimin iki katını geri almış bir Rana oldum. Yaz tatili boyunca 56 kilodan 71 kiloya çıktım. Hayatımda görmediğim 42 bedene ulaşmış oldum. Ve ne pantolonlarım oluyor, ne başka kıyafetlerim oluyor. Tight'la, eşofmanla geziyorum. Okula döndüğümde tekrar kıyafet almak zorunda kaldım. Bu vücutla barışmak durumunda kaldım. Çünkü yapacak bir şey yok. Yani bir kilo verme deneyimi yaşamışım. Olumsuzlukla sonuçlanmış. Verdiğimi kat ve kat geri almışım. Ve kendi kendime şöyle bir karar aldım. Ben bir daha diyet yapmayacağım. Bir daha kendimi böyle bir şekilde zorlamayacağım. Vücudumun ayarlarıyla oynamayacağım. Ömrümün diğer aşamalarında bunu yaptım. Sonrasında 42 bedenden 34 bedene düştüm. Onun hikayesini de bir başka videoda anlatıyorum. Ama o süreç daha sağlıklı bir süreçti. Çok aç kalarak yaptığım, vücudumun ayarlarıyla oynadığım bir süreç değildi. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. YouTube'da da başka mecralarda da pek çok video görüyorum. Kısa sürede 10 kilo verdim, kısa sürede 15 kilo verdim gibi videolar. Mesela su orucuyla ilgili videolar görüyorum. Su orucu tuttum, şu kadar kilo verdim. Yapan kişilere saygım sonsuz ama ben kendi tecrübemde böyle bir şey yaşadım. Yani aç kalarak kilo vermenin ne kadar büyük bir handikap olduğunu, verdiğiniz kiloların kat ve kat fazlasıyla nasıl geri alındığını kendim yaşayarak gördüm ve ben o günden sonra bir daha kendime hiçbir yiyeceği yasaklamayacağım, yasaklama zihniyetiyle hareket etmeyeceğim, aç kalarak kilo vermeyeceğim diye söz verdim. Sonrasında bu kiloları verdim, 17 kiloyu verdim ama bu 17 kiloyu 3 ay gibi bir sürede verdim. Ama aç kalmadan bilinçli olarak yediklerimi, içtiklerimi dikkat ederek verdim. Size bunu tavsiye ediyorum. Aşı olabilir. Birkaç gün içerisinde birkaç kilo verilebilir. Detoks dediğimiz şekilde. Bunu ben de zaman zaman yapıyorum. Özellikle kış kilolarını yaza girerken vermek için bunu yapıyorum ama burada aç kalmıyorum bir. İkincisi bunu bir hafta gibi uzun bir sürece yaymıyorum. Bir iki günlük bir süreçte hallediyorum. Mesela aralıklı oruç uygulamasında da iki gün oruç tutma sağlıklı bir şey olarak tavsiye ediliyor. Ama bu daha fazlaya uzatılmıyor. Ya da bir gün 24 saat oruç tutma tavsiye ediliyor. Ama bu daha uzun bir süreye yayılması tavsiye edilmiyor. 1-2 gün olabilir, hatta 3 gün olabilir ama daha uzun bir sürecin ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bir şeylerden mahrum kalıyorum, bir şeyleri yemiyorum zihniyetiyle yaptığınız zaman gerçekten onu kat ve kat fazlasıyla geri alıyorsunuz. Vücudu alıştıra alıştıra sağlıklı yiyecekler, sağlıksız yiyecekler tercihleri yapa yapa yapmak gerekiyor. Benim zaten 17 kiloyu verişimde böyle bir süreç. Bunu da daha sonra aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz. Lütfen vücudunuzun ayarlarıyla oynamayın. Bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Kısa sürede verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Hani Sibel Can bu konuda en önemli örnektir. Sibel Can kilo verir ama verdiğinin kat ve kat fazlasını bir süre sonra geri alır. Bu yo-yo diyetleri dediğimiz diyetler böyle diyetler. Bunu ben de yaşamış oldum. Size de kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sağlıklı yiyeceklerle, daha sağlıklı bir sistemle kilo verilebilir. Bunları da daha sonraki videolarımda anlatacağım. Onun için kanalıma abone olur, videolarımı takip ederseniz, verdiğim sağlıklı yemek tariflerini takip ederseniz hem sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir hem de sağlıklı bir kilo verme mümkün olabilir. Ben burada kendi deneyimlerimi, kendi tecrübelerimi anlatacağım. Umarım sizin için de faydalı olur. Yorumlara sorularınızı, görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız videolarımdan da haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.